Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Kitabı'nda doğrunun analitiği konusundaki 7. testin çözümünü yapacağız. Testimizi öğreniyorum. Testi çözümlere başlayalım. Analitik düzlemde A ve B noktalar arasındaki uzaklık formülü verilmiş. Buna göre diyor bu doğru üzerinde bulunan 2 k noktasının orijinal olan uzaklığı nedir diye soruluyor. 1.1 nokta bir doğrunun üstündeyse hop denklemi sağlar mı sağlar. O zaman koy x yerine 2 koy y yerine k koy. Yani 2K eşittir 3 kere 2 6 yaptı burası. Eksi 4'ten 2K eşittir. 2'den K'yı böyle kaç buluruz? 1 olarak buluruz. K 1. O zaman burada noktamız ne yaptı? 2'ye 1 noktası yaptı. Bunun orijinal olan uzaklığı soruluyor. X'ler farkının karesi kare küçüğünde yani 2'nin karesi artı Y'ler farkının karesi yani 1'in karesi. O da kaç yaptı? Kök 5 yaptı. O zaman cevap akçay oldu. Birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Denklemi bu ve bu olan doğrular arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Paralel iki doğru arasındaki so uzaklık soruluyor bize. Bir doğrumuz şu. X eksi 3 y eşittir 0. Öbür doğrumuz da şu. X eksi 3 y artı 20 eşittir 0. Ne yapıyorduk? C'ler farkı. C'ler farkı. Birinde bu birinde 0. Evet 20 eksi 0 bölü mutlak değer içerisinde tabii. Kare küçüğünde a kare artı b kare. Birin karesi artı eksi 3'ün karesi. Yazayım hadi buraya. Bu neye eşittir? Paralel iki doğru arasındaki uzaklığa eşittir. Yani aşağı eşittir. Burası 20 bölü aşağısında kök 10 yaptı. Kök 10 ile çarparsak 20 kök 10 bölü 10'dan 20 kök 10 bölü 10'dan cevapta kaç çıkar? 2 kök 10 çıkar arkadaşım. Cevap ikinci soruda Balıkesir oldu. Geldik 3'e. M, T ve N gerçel sayılar olmak üzere A ve B noktalarından geçen doğru için x eksenine paralel bir doğrudur diyor bize. Doğru mu? Bakalım. Öyle olması için. X eksenine paralel olması için ne olması lazım? X eksenine paralel olması için şöyle. Yani eğiminin sıfır olması lazım. Arkadaşlar X eksenine yaptığı açı yok. tanjant sıfır. Eğim sıfır. Sıfır mı bakalım? N eksi N bölü e, T eksi M. Evet gerçekten de sıfır yaptı arkadaşlar. Birincisi doğru mu? Doğru. Denklemi Y eşittir. Eksi N'dir. Y eksi N eşittir. Sıfırdır. E, burada arkadaşlar hemen şekli çizerek de yapabiliriz. Böyle eksene paralel. Biri M, Y, N. Şurası M, Y, N. Bu ordinatları mı aynı? Öbürü de T, Y, N. Öbürü de T, Y, N. Arkadaşım şöyle bakacak olursak. işte bunun denklemi şu şekildedir. Şuranın da ordinatı ne? Buranın da ordinatı ne? E bu ne doğrusudur arkadaşlar? Y eşittir. Ne doğrusudur? Evet. Y eşittir. Ne doğrusu da? Y eksi 0 eşit sıfır doğrusudur. Doğru mu? Doğru. Eğimi eksi birdir. Hayır. Eğimi sıfırdır arkadaşlar. Bu yanlış. O zaman cevap ne yaptı? Ceyhan yaptı. Üçüncü soruda. Geldik dörde. Dik koordinat düzleminde bu doğruların kesim noktasında orijinal uzaklığı 2 doğrunun kesim noktasını bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Ortak çözüm yapacağız. Ya yerine yazma ya da yok etme. E burada arkadaşım bu x eşittir x4 doğrusu olduğu için yerine yazmak daha mantıklı. x yerine 4 yazdığımızda eksi 4 artı 2y eşittir 2'den. Buradan ne geliyor? 2y eşittir 6'dan. y'yi de kaç buluruz böylelikle? y'yi de 3 buluruz. Evet x zaten 4 değil mi? X4, e, hani x 4 y de 3. eksi 4'e x virgül y noktasından bahsediyoruz x eksi 4 y'de 3 olduğundan dolayı bunun orijinal olan uzaklığı isteniyor. Yani 0 0 olan uzaklığı isteniyor. x'ler kare 3'ünde x'a farkının karesi 16 artı y'ler farkının karesi 9. Yani kök 25 yapar bu da kaç yapar 5 yapar. Dolayısıyla dördüncü soru akçay oldu. Geldik 5'e. A noktasının bu doğru olan uzaklığı 3 birimmiş. Hemen noktanın doğru olan uzaklığı ne diyeceğiz yerine koyacağız. Yani x yerine x 2 y yerine de k yazacağız. Yazalım bakalım x yerine x2 yazdığımızda eksi 24 eksi 5k eksi 4 mutlak değer içerisinde bir de böyle kare içinde a kare artı ve kareydi ama 5 12 ise direkt 13 yazabiliriz eşittir bu 3'müş. E yaptık burasını burası kaç yaptı o zaman eksi 28 eksi 5k yaptı mutlak değer içerisinde bu da 39'a eşit oldu. Ya buradan ne gelecektir? Eksi 28 eksi 5k eşittir 39 gelecek. Ya da eksi 28 eksi 5k eşittir eksi 39 gelecek. Hadi bakalım buradan neler geliyor. Bu 5K'yı buraya attık. Bunu buraya attık. Eksi 67 mi yaptı? Eksi 67 eşittir. 5K'dan K'yı da buradan eksi 67 bölü 5 buluruz. Bunu buraya attığımızda ne geliyor arkadaşım? Sanırım 11 geliyor. 11 eşittir. 5K'dan K'yı da 11 bölü 5 olarak buluruz. Bizden bunun toplamı isteniyor. Eksi 67 bölü 5 artı 11 bölü 5 isteniyor bizden. Bunu da topladığımız zaman kaç yapıyor? Eksi 56 bölü 5 yapar dostum. Evet 5. soruyu böylelikle Balıkesir bulduk. Geldik 6. soruya. Y eşittir 3 doğrusu üzerinde bulunan karenin köşegenleri orijinde kesmektedir. Evet bir kenarı y 3 doğrusu üzerinde. Arkadaşım hemen şöyle analitik düzlemi çizeyim ben. Köşegenleri de orijindeymiş. Köşegenleri de orijindeyse köşegenler orijinde kesiyorsa ağırlık merkezi tam orada olacağı şekilde bir kare çizeceğiz. Bir doğrumuz da neredeymiş? Y 3 doğrusu üzerinde. E hocam o zaman bu y 3 doğrusu olmak zorunda. Yani burası bu ağırlık merkezi burası ya. E, ağırlık merkezinden geçen şöyle dikmeler çizdiğimiz zaman iki eşit parçaya böldüğünü biliyoruz zaten. Şunlar eşit şunlar da eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu y 3 doğrusu diyor. E3 ise burası. E bu burası da 3. Bu karenin çevresi kaçtır diye soruluyor. Bir kenar 6 çıktı. Bir kenar 6 olduğundan dolayı çevrede ne olacaktır? 6 çarpı 4'ten 24'e eşit olacaktır. Yani 6. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 7'ye. Doğruları x eksen üzerinde kestiklerine göre arkadaşlar yorumlayacağız şimdi. Bir eksen böyle x eksen üzerinde kesiyorlarmış. E iki doğrunun x eksen üzerinde kesmesi demek ne demek? Şunun x ekseni kestiği nokta öbür doğrunun üzerinde demek. Bunun x eksenini kestiği yeri bulmak için y yer yerine 0 yazsam. x 6 eşit 0'dan x ne oldu? 6 oldu. Evet buradaki nokta 6'ya 0 noktası oldu. 6'ya 0 noktası aynı zamanda bu doğrunun üstünde yani denklemi sağlar. x yerine 6 yazarsak 6m artı 0 9 eşit 0'dan 6m eşittir 9 yapar. Böylelikle m 9 bölü 6 buluruz. Yani 3'e bölsen 3, 3'e bölsen 2. 3 bölü 2 buluruz. 7. soru böylelikle Cihan çıktı. Geldik 8'e. Doğruları birbirine paralelmiş. E, bu iki doğru birbirine paralelse bunun eğimi nedir? E, ya y'yi yalnız bırakacağız ya da x'in kas sayısı yeni y'nin kas diyeceğiz. Arkadaşlar bunun eğimi x'in kas sayısı tabii eksi x'in katsayısı x'in kas sayısı 1 bölü Eksi 1 bölü m bölü y'nin katsayısı da eksi 1 bölü 4 değil mi? Evet. Eksi 1 bölü 4 eşittir. Bunun eğimi nedir? Y yalnızken x'in katsayısıdır direkt. Eksi 2. Şu eksi şöyle gitsin bakalım. Şöyle ters çevir çarptığım zaman 4 bölü m yaptı. Tabii eksi 4 bölü m eşittir 2 yaptı. Buradan da 2 yani m eşittir eksi 4 iken m'yi de kaç buluruz? Eksi 2 olarak buluruz. Yani 8. soru böylelikle balık kesir çıktı. Geldik 9'a. Şekilde dik koordinat düzleminde D1 ve D2 doğruları verilmiştir. D1 doğrusunun denklemi tam olarak verilmiş. Ben burada bir şeyler yapabilirim. Ne yapabilirim? En azından eksenleri kestiği yerleri falan bulabilirim. Mesela x yerine 0 yazsam y'si kaç yapıyor? 3 yapıyor. Evet y'si 3. Y yerine 0 yazsam x de kaç yapıyor? Eksi 2 yapıyor. X eksenini kestiği yerde eksi 2 yaptı. Peki bulduk bunu. Sonra diyor ki D2 doğrusu da şu şekilde verilmiş. Y artı 6x. Ya burada x, yer, x eksenini ve eksenini kestiği yeri bulabilir miyim? Bulamam. Peki bize demiş ki B büyüktür 3 demiş. Evet bu doğru yukarı doğru gidiyor. B bu iki doğrunun kesim noktası. Bir kere ordinat bu doğrunun kesim noktasındaki ordinat B. Bak buradan yukarı doğru gidiyor ya zaten burası 3. Kesinlikle 3'ten büyük mü? Evet sağa doğru gittikçe çünkü doğrusal bir grafik olduğu için sağa doğru gittikçe artan bir grafiği var. Artan bir grafikten dolayı B ise 3'ten büyüktür. Doğru mu? Doğru. Sonra K noktasının orijini olan uzaklığı 3'ten büyüktür. Hmm. K noktasının orijinal uzaklığı. Şuradaki uzunluk. 3'ten büyüktür, Büyüktür. Niye? Çünkü arkadaşım bak buradaki dik üçgenden dolayı bu açı nedir? Dar açıdır. Bu açı darsa burası ne olacak? Geniş açıdır. Şuraya kadar kısım zaten 3. Üç. Bir üçgende en büyük açı bu olduğundan dolayı en uzun kenarda bu olmak zorunda. Yani 3'ten kesinlikle ama kesinlikle büyük olmak zorunda. Bu da doğru mu? Kesinlikle doğru. A çarpı B büyüktür 3 üç olup 3'tür demiş. Valla arkadaşlar M yerine değerler değiştirdiğim zaman böyle şey oluyor ya. Hani bu kesim noktası şöyle de olabilir. Böyle de olabilir. Kesim noktası şuraya da şuraya da gelebilir. M değerlerine bağlı şimdi buradaki değer. Şimdi 3'ten büyük olması için peki ben B'nin 3'ten büyük olduğunu biliyorum. Mesela atıyorum B kaç olsun? 3'ten büyük olan. Atıyorum 6 olsun. B 6, B 3'ten büyük diye. Pardon B B 3'ten büyük diye evet A da 3'ten A çarpı B de 3'ten büyük olabilir mi? Olamaz. Mesela ben bunu atıyorum 1 bölü 100 derim. Ya da 6'ya bölünebilen 1 bölü 6 derim 1 bölü 72 derim mesela buraya. Değil mi? Evet A yerine ben 1 bölü 72 yazarsam. O zaman bu ikisinin çarpımı kaç yaptı mesela? Hocam işte şeyden büyük olmadı. Ya da 1 bölü 36 da yazabilirdik. Diye ben böyle 1 bölü 72 yazdım ki. Ya da 1 bölü 6 da yazabilirdik ya. A yerine 1 bölü 6 yazdığımızda. Yani o bizim noktamız şöyle şuralarda kesecek ya. Evet A çarpı B'ye baktığınız zaman 3'ten büyük oluyor mu? Hayır bu ne yaptı? 1 yaptı. 1 3'ten büyük mü? Değil arkadaşım. O yüzden bu her zaman doğru değil. M değerlerine göre değişiklik sağlıyor bu. O zaman cevap ne yaptı? C seçeneği oldu. Çok güzel bir yorum sorusu. ÖSYM de böyle yorum sorularını sever. Gerçekten çok hoş olmuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dikkat edin bu soruya. Evet şuna böyle bir yıldız atmak istiyorum. Öyle her soruya yıldız atmam biliyorsunuz. 9. soru ne çıktı? C an çıktı geldik. 10. soruya. Noktaları doğrusalsa arkadaşım bu noktalar doğrusal doğrusalsa bu ne demek hocam bu e, AB de bu doğru eğimini veriyor, BC'ye de bu doğru eğimini veriyor, AC'ye de bu doğru eğimini veriyor. Yani ikişerli eğimleri birbirine eşit. Yani eğim AB eşittir eğim BC ya da eşittir eğim AC diyeceğiz. E hocam B'yi iki sefer kullanmıyorum çünkü K'yı iki sefer kullanmaktansa ben şunu seçeyim. Eğim AB'yi seçtiysen B'yi öbüründe kullanmayayım. Eğim AC birbirine eşitliği kullanalım. Eğim AB nedir? K eksi 4 bölü y'ler farkı bölü x'a farkı 3 eksi eksi 2 yani 3 artı 2 eşittir. Eğim ağacıya bakacağım. Y'ler farkı 8 eksi 4 bölü x'a farkı eksi 1 eksi eksi 2 yani eksi 1 artı 2 yaptı. E burası k eksi 4 ile şu birin çarpımı ne yaptı? K eksi 4 yaptı eşittir. Şurası 5 burası da 4 5 kere 4 20 yaptı. K'yı da böylelikle kaç buluruz? 24 olarak buluruz. Yani 10. soru Akçay oldu. Geldik 11. soruya. Dik koordinat düzlemindeki y x ve y eşittir x, doğruları üzerinde sırasıyla a ve b noktaları alınmış. Hocam y eşittir x doğrusunun böyle 45-45 du... birinci açı ortay doğrusu. Bu da ikinci açıortay doğrusu. Yani bunları da 45-45 olduğunu da biliyoruz. E hocam burası da 45. E 45 90 ise burası da 45. E burası da 45 çıktı mı çıktı. Ali Bey uzunluğunun 4 kök vermiş. Burada bir ikizkenarlık çıktı gördüğün üzere. E burada hatta şöyle de diyebiliriz aslında. Hocam 45 45'ten bunlar eşit. 45 45'ten bunlar eşit. Ali Bey uzunluğunun 4 kökü verdiyse burası 2 kökü, 2 kökü kök katından dolayı burası 4 çıktı diyebiliriz. Bize ne diyor? Bize diyor ki y eşittir x, x doğrusu üzerinde alınan bir c noktasına olan uzaklığı en az kaçtır diye soruluyor. A noktasının bak A noktasının bu doğru üzerindeki bu doğru üzerinde alınan e, bir C noktasına olan uzaklığı en az kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşım C noktası üzerinde bak şu da olur. Bu da olur. Bu da şöyle. C noktası üzerinde alınan bir noktayı nasıl seçmeliyiz arkadaşlar? Tam böyle. Yani A noktasının bu doğruya yana onun uzaklığı isteniyor aslında. Cevapta kaç yaptı o zaman? 4 yaptı. O noktayı tam burada seçersem. işte burası bir noktanın bir doğruya en kısa olduğu yer neresidir? Dik olduğu yerdir. O C noktası tam burada dik olduğu yerde. Yani orijinde olursa en kısa bulmuş oluruz. Dolayısıyla cevap 4 çıktı. Cevap C han oldu arkadaşlar. Geldik 12. soruya. Dik koordinat düzleminde y 3x bölü 2 doğrusu x eşittir 4 ve x eşittir 10 doğruları sırasıyla k ve b noktalarında kesmektedir. KM uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar şey yapabiliriz aslında analitik düzlem çizip de yapabiliriz. Ya da direkt e, şey de yapabiliriz. Bu doğruların kesim noktasını direkt bulabiliriz. x eşittir 4 doğrusuyla bunu şey yaptığımız zaman ortak çözüm uyguladığımız zaman. x yerine 4 yazdığımızda bakın x yerine 4 yazdığımızda 4 kere 3 12 bölü 2'den 6 yaptı. Evet 4 6 noktası yaptı şu bu doğruyla bunun kesimi ya da x eşittir işte 10 bunu kestirdiğin zaman x yerine 10 yazdığında x apsisi 10 iken x yerine 10 yazdığında 30 bölü 2 burası kaç yaptı 15 yaptı evet bu iki doğru da şu doğru da bu doğru nerede kesti arkadaşlar 10'a 15'te de kesti işte bizden bu iki nokta arasındaki uzaklık isteniyor o da kare içinde x'ler farkı 6'nın karesi artı y'ler farkı 9'un karesi mi yaptı arkadaşlar evet bu da kök içinde 36 artı 81 yaptı. O da kaç yaptı? Kök 117 yaptı arkadaşlar. Kök 117'de ne eşit oluyor? 9, 3 kök 13 e eşit oluyor galiba. Evet 3 kök 13 yapar arkadaşlar. Çünkü bu 9 çarpı 13 olduğundan dolayı arkadaşlar. 9 dışarıya 3 diye çıkar. Cevap da 3 kök 13 yapar. Dolayısıyla 12. soru Akçay çıktı ve böylelikle 7. testi bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda 8. teste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.